Yayınımızdan hayırlı günler diliyorum. Bugün aslında tarihi açıdan önemli bir gündeyiz. Neden denilirse Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Bilge Kral olarak bilinen fakat bizim Bilge Önder olarak tarif ettiğimiz Alija İzzet Begović'in vefatının 14. yıl dönümündeyiz. İşte Bosna Hersek'i konuşacağız, Alija İzzet Begović'i konuşacağız. Ankara stüdyomuzda bir yayın konuğumuz var. Konuğumuz araştırmacı yazar Mustafa Akgün. Hocam öncelikle stüdyomuza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de tabii buraya yeni taşındınız. Güzel de bir yer olmuş. İnşallah güzel programlar yapılmasında vesile olur diyorum. Onun için kutluyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Hocam hemen konumuza geçmek istiyorum. Bilge Kral deniyor fakat Kral, işte Bilge Önder denilse mesela daha hoş olmaz mı? Neden Bilge Kral denilmiştir? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Güzel bir konuya parmak bastınız Sayın Mehmet Bey. Şimdi kral kelimesi bize pek yakışmıyor yani. Yani bizim kulvarımızdan gelen tarihi şahsiyetlerimize falan pek yakışmıyor. Mesela şimdi Fatih Sultan Mehmet'e kral desek ne olur? Abdülhamit'e kral desek ne olur? Hiç yakışıklı bir şey olmaz. Ama Fatih Sultan Mehmet dediğimiz zaman, Sultan Abdülhamit Han dediğimiz zaman bu terimlerin bir ağırlığı var. Bu terimler de bize has terimler. Begović de bizim adamımız, bizim büyüğümüz, bizim dava adamımız olduğuna göre tabi ona da kral değil de ona yakışır bir lakap veya niteleme koymamız da daha iyi olur, isabet olur diye düşünüyorum. Bu usta sizin fikrinize katılıyorum. Peki Alija İzzet Begović denildiğinde, Bosna Hersek denildiğinde nasıl bir çağrışım oluşuyor zihninizde hocam? Şimdi sadece benim değil tabii, milyonların bu usta zihninde çok güzel çağrışımlar oluyor. Bir defa bizim tarihimizi, Balkanlardaki tarihimizi, tarihimizin derinliğini, tarihimizin iz düşümünü İncelediğimiz zaman Alija İzzet Begović'in nasıl muazzam bir insan olduğunu kolayca görürüz. Alija İzzet Begović bir mücadele adamı. 78 senelik ömrü hep mücadeleye geçmiş, mücadeleyle geçmiş. Kaç kere hapse girmiş, çıkmış, eserleri, hele hele Doğu Batı arasında İslam diye bir kitabı var. İslami Manifesto diye bir başka eseri var. Şimdiki o çaylak mücahitler diyeceğim, kusura bakmayın belki çiğ bir tabir kullanıyorum ama bugün o mücahitlerin Alija İzzet Begović'in yaptığı bu çalışmaların yanında ne kadar hafif kaldığını, ne kadar tatsız kaldığını kolayca anlıyoruz. Tabii ki Alija insanlığın onurunu korudu diye birçok kaynakta evet. Bu ifade geçiyor. Neden insanlığın onurunu korumuştur Alija Bey? Şimdi o toprakları biz 4 asır 5 asır idare ettik. 1389'da 1. Kosova Savaşı oldu. Sırplarla biz Osmanlılar savaştık. Başımızda Murat Hüdavendigâr var. Osmanlı padişahlarının padişahları içinde 3. Muratlar içinde de 1. 1. Murat Hüdavendigâr. Şimdi Kosova'da 2 ordu toplandı. Sırp ordusu ve yanındakiler karşı tarafta. Biz bir taraftayız. Şimdi geceleyin savaşın olacağı gecesinde Murat Hüdavendigâr dua ediyor. Ya Rabbi benim günahım yüzünden İslam ordusunu hezimete uğratma. Onu galip et. Eğer bu iş için bir kurban lazımsa beni de bu yolda kurban et diyor. Beni de bu yolda şehit et diyor. Ertesi gün savaş oluyor. Kısa bir zamanda Sırpları bizimkiler yeniyorlar. Birinci Murat yani Murat Hüdavendigâr yaralılar arasında gezerken bir tane Miloš adında Sırp. Ben diyor padişaha bir arzu halim var diyor. Ona bir şey söylemek istiyorum. Onun üzerine onun padişahla Sultan Murat Hüdavendigâr'la görüşmesini sağlıyorlar ama adam yanında zehirli hançer taşıyormuş. Şey baş başa kaldığı zaman Sultan Murat'la hançerliyor ve arkasından da şehadet geliyor. Ve orada iç organlarını oraya defnettikten sonra cesedini Bursa'ya getiriyorlar. Bursa'daki çekirgedeki oradaki türbesinde olduğu yer o zaman şey. Şimdi bunun için öyle şey yaptım. Bu Alija İzzet Begović için yaşadığı 20. asır, Sultan Murat'ın yaşadığı asır 14. asır. Yani 6 asırlık bir fark var. Tarihi derinlik ta oraya kadar gidiyor.
Elbette Aliye İzzet Begoviç yaşadığı coğrafyanın, yaşadığı bölgenin, bölgedeki tarihi iz düşümü ne olduğunu iyi biliyor. Daha doğrusu her şeyden önce safasağlam bir Müslüman. Öyle olunca mücadelenin inceliklerini ortaya döküyor, düşünüyor, mücadeleye devam ediyor. Onun mücadelesi sırasında çektiklerinin çoğunu bugünkü o şekilde uzun uzun nutuk atanlar, sayfa sayfa kitaplar yazanlar, cilt cilt kitaplar yazanlar, onun çektiklerinin 10'da birini, 50'de birini belki ya çekmişlerdir ya da çekmemişlerdir. Ve bu uzun mücadelenin sonunda Bosna Hersek biliyorsunuz müstakil bir devlet olarak ortaya çıktı. Ve o devletin ortaya çıkmasında da birinci pay elbette Aliye İzzet Begoviç'indir. Bu hususta rahmetli Erbakan hocamızın da tam da onu soracaktım hocam. Şimdi Aliye olmasaydı Bosna Hersek olur muydu diye bir soru sormak lazım. Gerçi her şey Allah'ın elindedir ama hani bu konuda ne diyeceksiniz? İşte ben de Allah'ın elinde dediniz ya, ben onu o fikre katılıyorum. Şöyle ki, Aliye İzzet Begoviç olmasaydı, eğer orada devlet olacak idiyse, Cenab-ı Hak bir başka kahraman yaratırdı, bir başka lider yaratırdı. Gene oradaki o mücadelemiz sonuca ulaşırdı yani. Yani şahıslara bağlamak yerine bu Cenab-ı Hakk'ın takdiri olarak o şekilde söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Peki Aliye İzzet Begoviç bugün yaşasaydı İslam coğrafyasındaki sorunlara yönelik katkısı ne olurdu? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la işbirliği yapar mıydı? Diyalogları nasıl gelişirdi? Ne dersiniz bu konuda? Şimdi elbette İslam birliğini isteyen birisi Aliye İzzet Begoviç. Şimdi burada bir İngiliz lordunun sözünü hatırlamamızda fayda var. Bizim diyor manevi nüfuzumuz Yugoslavya'ya kadar gider diyor. Yani yakın zamandaki bir lordun, yani Aliye İzzet Begoviç'in sağlığındaki bir lordun sözü bu. Bizim diyor nüfuzumuz oraya kadar gider diyor. Ondan sonrası diyor Osmanlı'nın o sınır onların artık diyor yani. Bir lord bile kendi coğrafyasını oraya kadar uzatıyor. Erbakan Hoca da diyor ki elbette diyor lordun diyor görüşü doğrudur. Onların sınırı Yugoslavya'ya kadar gelir. Avrupa'nın tamamını kapsar ama bizim sınırımız da burada başlar ve Aliye İzzet Begoviç tabiri caizse bizim Serhat başımızdı diyor yani. Serhat sınırı orası, Serhat yerimiz oluyordu, bizim sınırımız oluyordu yani. Evet. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biliyorsunuz bir görüşmesinde Bosna'yı kendisine emanet ettiğini de dair de rivayetler var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani Bosna bizim için, İslam dünyası için, Türkiye için ne anlam ifade eder? Yanlış hatırlamıyorsun. O bilgi şöyle. Erbakan Hoca hasta yatağında İzzet Begoviç'i ziyaret ediyor. O ziyareti sırasında Aliye İzzet Begoviç Necmettin Erbakan Hoca diyor ki bu milleti ve bu halkı sana emanet ediyorum diyor. Yani Aliye İzzet Begoviç Erbakan Hoca'ya söylüyor. Evet, evet. Erbakan Hoca'mıza nasıl bir diyalogları vardı, hiç araştırdınız mı, şahit oldunuz mu? Bir defa şimdi Allah razı olsun Avrupa'daki Milli Görüş Teşkilatı bizim Bosna'daki kardeşlerimiz o amansız mücadelenin içindeyken Avrupa'dan bir sürü maddi katkı yaparak silah fabrikası yapmaya kadar gelmişlerdi. Ve bu işin içinde de Erbakan Hoca vardı. Yönlendirmeyi o yapıyordu. Zaten kendisi de makine mühendisiydi. Bir fabrikanın nasıl meydana çıkarılacağı, silahı nasıl üretim, bunları tabii inceden inceye projelendirdiler. Ve Aliye İzzet Begoviç'in mücadelesindeki maddi katkıların başında Erbakan Hoca'nın katkısı geliyor ve neticede Allah'a şükürler olsun ki bu şekilde ortaya çıktı yani. Peki liderlik profilini, Aliye İzzet Begoviç'in liderlik profilini nasıl tarif ediyorsunuz? Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Bir defa Aliye İzzet Begoviç bir teşkilat adamı, mücadele adamı ama bu teşkilatlanmanın, bu mücadelenin o toplumun fertlerinin zihin ve gönül açısından dolu dolu olmasına bağlı. Onun için de zihin olarak bilgili bir kitle ortaya çıkarmak için o eserleri yazmış. Mesela şimdi Doğu Batı arasında İslam veya İslam'ın manifestosu. Dünyaya genel olarak şöyle bir baktığımız gibi 3 asırdan öncesinden, 4 asır öncesinden bugüne kadar şöyle bir baktığımız zaman önce bir kapitalizm var. Yani insanı inim inim inleten, emir altındaki adamları, çalıştırdığı adamları
açlık sefalet içinde bırakan bir vahşi kapitalizm var. Bu Amerika'nın fethinden sonra Avrupa'ya, işte Amerika'ya pek çok şeyler gitti. Avrupalılar gitti. Kızılderililerin ellerinden bir sürü altınları alıp getirdiler. Raci Garodi, yeni adıyla Raci Garodi, Fransız adıyla Roger Garodi, bu usta Siyonizm dosyası kitabında şunu söylüyor. Kızılderililer diyor ki, biz Avrupalılara kağını tekeri büyüklüğünde altınlar verdik. Binlerce, on binlerce. Ve onlar bizden bunları alıp gittiler, bizi burada bu şekilde bıraktılar. Ve oradan bu şekilde altınları getirince kapitalizm ortaya çıktı. Arkasından komünizm ortaya çıktı. Karl Marx. Karl Marx da Yahudidir. Kapitalizmi ortaya çıkaran ikisi de Yahudi. Şimdi bunların komünizminde, kapitalizminde insana verdiği bir şey yok. İzdıraptan başka bir şey yok. Birisi karın tokluğuna, öteki de aldığı ücretle hayatını devam ettirmek için o şekilde çalışıyor. Bütün bunları gören Aliye İzzet Begoviç, kapitalizmi de, komünizmi de insana bir şey vermemesi açısından inceden inceye irdeledi ve kitaplarında bu şekilde yer verdi onlara. Ve onların uygulamalarını tarihi seyir içinde bu şekilde ortaya koymuş oldu. Evet, tabii ki hocam çok tarihi mesajları da var Aliye İzzet Begoviç'in. Evet, evet. Mesela onlardan... Şimdi bilge diye başladınız ya Mehmet Bey söze, bilge kral dediniz, kral kelimesini kabul etmiyor ama bilgeliği kabul ediyoruz. Bilge deyince dolu insan. İşte Aliye İzzet Begoviç bu şekilde dolu dolu bir insandı. Ve peşinden gelenleri de beraber çalıştıklarını da güzel bir şekilde yetiştirmişti yani. Evet, mesela İslam korkakların değil, cesur ve atıl Müslümanların omuzlarında yükselecektir diye evet. Flaş bir tarihi bir evet. söz değil mi hocam? Evet, bu tarihteki bizim mücahitlerimizi bir cümleyle tasvir etmiş orada yani. Yani evet. Müslüman pısırık olmaz, korkak olmaz, deli de olmaz. Yani üzerine düşeni tam manasıyla yapar. Gerektiğinde canını da verir, gerektiğinde alması gereken bütün tedbirleri de alır. Peki Sayın Hocam, yayın konuğumuz oldunuz. Ben size buraya kadar teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, yayın konuğumuz Ankara stüdyomuzda araştırmacı, yazar Mustafa Akgün'dü diyoruz ve sözü merkeze bırakıyoruz. Mehmet Özmen'e ve konuğumuz.